Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Abese suresini değerlendireceğiz. Abese suresi Kur'an-ı Kerim'deki kısa surelerden birisi ve bu surede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin önde gelenlerine Allah'ın dinini anlatırken Abdullah İbni Mektum'un gelmesi ve bundan dolayı Peygamberimizin o anda onunla ilgilenmek istemeyişi, diğerlerini tercih etmesi, böyle bir sebebin nüzul zikredilir. Ve ayet-i kerimeler bu noktada Peygamberimize hatırlatmada bulunuyor. Ve bu olay münasebetiyle evrensel bir takım gerçekler bize bildiriliyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevelle, yüzünü ekşitti ve yüz çevirdi. Enca'ehul a'ma, a'ma kendisine geldi diye. Burada zamirler Peygamberimize raci kılınabilir ve bir takım rivayetlerde de bu böyledir. Ancak Peygamberimizin etrafında olan kişi veya kişilerin onların yüz çevirmesi, onların gelen kimseden hoşlanmayışı böyle bir manada düşünülebilir. Buna da dikkat çekenler olmuştur. Ama Peygamberimize raci kılındığında, yani o yüzünü ekşiten, yüz çeviren, ama geldi diye böyle yapanın Peygamberimizin olduğu esas alındığında, bu da Peygamberimiz için haşa bir nakısa değildir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ama bir zat olan İbni Ümmü Mektum'u elbette seviyor. Hatta kendisini zaman zaman Medine'den ayrıldıktan sonra yerine vekil olarak bırakmıştır. O derece muhabbet eder. Ama o zaten mümindir. Dolayısıyla o anda Mekke'nin önde gelen müşriklerine Allah'ın dinini anlatmak daha önemlidir. Ve Peygamberimiz bu açıdan meseleye bakmış ve ama bir zat olan İbni Ümmü Mektum geldiğinde onunla ilgilenmek istememiştir. Ama böyle olmasına rağmen yine de Allah-u Teala Peygamberimize bir uyarıda bulunuyor. Ve o münasebetle de insanları değerlendirmede ölçü ne olmalı? Sosyal statü mü, yoksa Allah'ın kulu olması mı? İşte Kur'an-ı Kerim inna halaknakum min zekerin ve unsa buyuruyor. Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Peygamber Efendimiz bunun bir açıklaması olarak ebukum Adem ve Adem'un min turab buyuruyor. Babanız Adem'dir ve o topraktandır. Böyle olunca bütün insanlar sosyal statüsü ne olursa olsun hepsi bir asılda birleşmektedir. Hepsi Adem ve Havva'nın torunlarıdır. Ve İslamiyet'te bu insanları değerlendirmek sosyal statülerine göre değil, Allah nezdindeki durumlarına göredir. Ve inne ekramekum indallah etkakum, Allah katında en kıymetliniz, en müttaki olanınızdır. Kur'an-ı Kerim'in ölçüsü budur. İşte ama geldi diye yüzünü ekşitti ve yüz çevirdi. Ve ma yudrike leallahu yezzekke, nereden biliyorsun? Belki de o arınacak. Ev yezzekkeru fetenfa'ahu zikra, veya tezekkür edecek, öğüt alacak ve bu öğüt de kendisine fayda verecek. Emma men istane, ama istina gösterene gelince, yani seni dinlemek istemeyen, senin anlattıklarına önem vermeyen, ihtiyaç duymayan kimseye gelince, fente lehu tasadde, sen ona kulak veriyorsun ve onunla özel olarak ilgileniyorsun. Ve ma aleyke ella yezzekke, onun arınmamasından sana ne? Yani sen illa onları arıtmak, günahlardan temizlemek, şirk gibi en büyük günahlardan temizlemekle mükellef değilsin. Ve ma aleyke illel belag, sana düşen ancak tebliğdir ve sen de zaten bu vazifeni yapıyorsun. وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, ama sana koşarak gelen, وَهُوَ يَخْشَى, o saygı içinde, yani Allah'a karşı, peygambere karşı bir saygı içinde, فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى, sen ona önem vermiyorsun ve onunla ilgilenmiyorsun. كَلَّا, yani hayır asla. Tabi buradaki kella, yani böyle yapma, bundan sonra bu şekilde hareket etme. İnneha tezkira,
Bu bir öğüttür. Femen şâe zekera, kim isterse bundan öğüt alır. Dolayısıyla Ebu Cehil, Ebu Leheb gibiler toplumun önünde de yer alsa, bunlar da neticede Allah'ın kullarıdır. Bütün insanlar Allah'ın kulu. Sen sosyal statülerine göre değil, insan olmalarına göre muamele et ve kim dinlemek istiyorsa ona bu fırsatı ver. Kim öğrenmek istiyorsa ona Allah'ın dinini öğret. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonraki karşılaşmalarında İbn-i Ümmü Mektum'la karşılaştığında ona latife yollu dermiş ki, ey kendisinden dolayı Rabbimin beni hitap ettiği kişi, bu ifadeyle ona seslenir, mülatefede bulunurmuş. İşte Kur'an-ı Kerim veya bu gelen ayetler bir öğüttür. Artık dileyen bunlardan öğüt alır. Fî sûfin mükerreme, bunlar gayet şerefli sahifelerdedir. Yani Kur'an-ı Kerim gayet şerefli sahifelerde. Yani şu anda önümüzdeki Kur'an-ı Kerim'in de sahifeleri var. Bunlar da aynı şekilde olduğu gibi. Bir de levh-i mahfuzda bunların aslı da düşünülebilir. Mükerrem, şerefli, itibarlı sahifelerdedir. Merfu'a, kadri gayet yüksektir. Mudahhara ve tertemiz. Bi eydi sefera, elçilerin eliyle. Yani gelen bu ayetler elçilerin eliyle gelmektedir. Melekler vasıtasıyla, Cebrail aleyhisselam ve onun maiyetinde diğer melekler vasıtasıyla o şekilde gelmektedir. Kiramin berara, ve bunlar son derece mükerrem, şerefli, hayırlı varlıklardır. Onların eliyle Kur'an-ı Kerim yazılmıştır. Burada bir eydi sefara, elçiler eliyle derken vahiy katiplerine bir işaretle düşünülebilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisi ümmi idi. Doğrudan okuması yazması yoktu. Gelen ayetleri söylüyordu. Etrafındaki vahiy katipleri bunları yazıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz hangi ayetin nereye yazılacağını, hangi sureye konulacağını onlara bildiriyordu. Ardından başka bir meseleye geçiliyor. Gutilel insanu ma ekfara. Yani bu kahrolası insan ne kadar da nankör. Min eyyi şeyin halaga, Allah onu hangi şeyden yarattı? Min nutfe, nutfeden yarattı. Yani Allah onu nutfeden yaratmışken bu insan Allah'a kafa tutmaya kalkıyor. Allah'ın nimetlerine nankörlük yapıyor. Halagahu fegaddara, Allah o insanı yarattı, takdir etti. Sümmes sebile yessara, sonra da yolu ona kolaylaştırdı. Gerek ana rahminde göbekten beslenmesi, dünyaya geleceği zaman bir takla atarak baş kısmının aşağıya doğru gelmesi ve bu şekilde kolay bir doğumla dünyaya gelişi gibi, bu gibi yolları kolaylaştırdığı gibi indirdiği vahiy ile de Allahu Teala insanlara hak ve hakikati gösterdi. Doğruyu eğriyi ayırt etti ve cennete giden yolu insanlara beyan etti. Sümme ematahu fe akbara, sonra Allah insanı şu dünyada ölüme mahkum kıldı. O insanı öldürdü. Fe akbara, ve onu kabre koydurdu. Allahu Teala'nın ölümü yaratması, o da bir nimettir. Çünkü dünyada ölüm olmasaydı şu anda diyelim 100 yaşındaki insanlar hayatta olduğu gibi, bazı insanlar ta Hazreti Adem zamanına kadar bütün insanlar hayatta olmuş olacaktı. Ve dünya tamamen yaşlılardan meydana gelen bir küre halini alacaktı. Bu da pek çok sıkıntılara sebebiyet verirdi. Bundan dolayı şu dünya şartlarında ölümün de olması bir nimettir. Ve bu insanın kabre bırakılması, o da ayrı bir nimettir. İşte bazı dinlerde, bazı ülkelerde insanların ölüsünü yakıyorlar. İslamiyet'te böyle bir şey yok. İslamiyet'te bunun gömülmesi var. Gömülmesi onun cesedine de aynı zamanda bir hürmettir. Ve insanın mükerremiyetinin bir göstergesidir. ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَ, sonra Allah dilediğinde bu insanı neşredecek. Haşir ve neşir diyoruz. Yani diğer alemde bu insanı hayata mazhar kılacak. Yeni bir yaratılışla onu yaratacak.
Kelle lemme yakdime emara. Hayır, asla bu insan bu zamana kadar Allah'ın emirlerini tam da yerine getirmedi. Burada genel anlamda bütün insanlar düşünülebilir. Tabii peygamberlerin durumu biraz daha özel. Peygamberler de zaman zaman zelle tabir edilen bir takım hakka isabet etmemeleri olabilir. Bunun gibi genel anlamda insanlar Allah'ın emirlerini tam manasıyla yerine getirmemiştir. Mutlaka her insanın bir takım kusuru vardır. Ve bundan dolayı denilir ki beşer şaşar. Yani insanın bir takım hataları olması adeta insan olmasının da bir neticesi. İnsan dediğimiz mutlaka hata da yapar. فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانِ اِلَى تَعَامِهِ İnsan taamına baksın. Yani insan yediği şeylere nazar etsin, ibretle tefekkürde bulunsun. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا سَبَّ Gerçekten biz bolca yağmur yağdırdık. Gökten böyle bardaktan boşanırcasına yağmur indirdik. ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّ Sonra yeryüzünü bir yarışla yardık. Yani gökten Allah-u Teala bol miktarda yağmur indiriyor. Yerden de toprakta kabarmalar meydana geliyor. Ve toprağın altındaki tohumlar yeryüzünü yararak çıkıyor. Ve böylece bunlar sümbülleniyor. Bir kısmı bitki, bir kısmı çiçek, bir kısmı ağaç halini alıyor. فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّ Ve böylece orada hububatı bitirdik. Tanecikli, buğday, arpa gibi tanecikli şeyler bitirdik. Ve ineben ve gadbe ve üzüm ve yoncayı bitirdik. Burada üzümün nazara verilmesi, üzüm aynı zamanda cennet nimetlerindendir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi nimete dikkat çekmişse bu nimetler diğer nimetlerden biraz daha ayrıcalıklıdır. Ve bunların kendine göre bir takım meziyetleri ve bir takım özellikleri bulunmaktadır. Ve zeytunen ve nahle ve zeytin ve hurma meydana getirdik. Zeytin de en değerli nimetlerden, hurma aynı şekilde en değerli nimetlerden. Ve hadaika gulbe birbirine sarmaş dolmaş olmuş ağaçların dallarının birbirine girdiği bahçeler, meyve bahçeleri meydana getirdik. Ve fakiyeten ve ebbe hem bu şekilde meyveler hem de çayırlar meydana getirdik. Meta'en lekum ve li'enamikum bütün bunları hem sizin hem de hayvanlarınızın menfaatine yaptık. Burada en'amikum denilişi hayvanlarınız yani aslında hayvanlar Allah'ın mahlukatı ama Allah-u Teala bunları insana hizmetkar kılmış. Etrafımızdaki koyun, keçi, sığır, deve, cins olarak bunlar düşünüldüğünde bunlara en'am deniliyor. Bunlar tamamıyla nimet. Sütüyle, etiyle, yünüyle, her şeyleriyle, hatta affedersiniz pisliklerine varıncaya kadar bunlar nimet. İşte Allah-u Teala'nın nazara vermiş olduğu gökten yağmurun yağması, yeryüzünden bunların bitkilerin bitmesi, meyvelerin, değişik şeylerin bitmesi, bütün bunlar hem insanlar için hem de insanlara hizmet için yaratılan diğer hayvanlar için. فَاِذَا جَاءَتِ السَّاحَةِ O kulakları sağır eden gürültülü olay meydana geldiğinde. Saha, kıyametin isimlerinden. Taammetül Kübra da denilir. Başka isimleri de vardır kıyametin. Burada saha, bilhassa kıyametin gürültüsüne ve gümbürtüsüne dikkat çekiyor. Nasıl ki bir deprem olduğunda aynı zamanda çok kuvvetli sesler de duyulur. Çöküntüden meydana gelen sesler ve başka sesler. Demek ki kıyametin zelzele-i kübrasında yeryüzü çok dehşetli seslere sahne olacak. Adeta kulakları sağır edecek sesler duyulacak. İşte bu şekilde kıyamet koptuğunda, kıyamet geldiğinde يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ O gün kişi kardeşinden kaçar. Ve ümmihi ve ebihi anasından, babasından kaçar. Ve sahibetihi ve benihi hanımından, evladından kaçar. لِكُلِّ اِمْرِيِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَئْنُ يُونِيهِ Çünkü
Bunlar her bir insan için o gün başından aşkın bir iş vardır. Depremi düşünecek olursak, depremde bir insan anası, babası, kardeşi, hanımı, çocuğu, bütün bunları elbette korumak, gözetlemek ister. Kendini kurtarmaya çalışırken elbette onları da korur. Hatta gerekirse onlar için kendi canını feda eder. Ama kıyametin o büyük depreminde öyle dehşetli durumlar olacak ki kişi o gün kardeşini, anasını, babasını, hanımını, evladını görmek istemeyecek. Bu iki açıdan bakılabilir. Bunlardan birisi o günün dehşetinden dolayı. Devamında da zaten o gün herkesin başından aşkın bir meşguliyeti vardır. Herkes kendini kurtarmaya çalışır. Buna dikkat çekiliyor. Bir başkası da şu olabilir. İnsanın kardeşi, anası, babası, hanımı ve evladı en yakınları. Hatta derece itibariyle önce kardeş, sonra anne baba, sonra hanımı, çocuğu, derece derece bunlar sayılmış. Gittikçe daha bir yakınlığı ifade eden şekilde bunlar sayılmış. İnsan bunlara karşı bir takım sorumlulukları var. Sorumluluklar taşıyor ve bizden uzak olan kimselere karşı da bazı sorumluluklarımız olabilir. Ama dünyanın öte ucundaki bir insanla bizim bir meselemiz yoktur. Bir alıp veremediğimiz yoktur. Ama aynı hanede beraber olduğumuz kardeşimize, anamıza, babamıza ve kardeş hanımımıza, evladımıza elbette bir takım görevlerimiz var, sorumluluklarımız var. Ayet-i kerimede daha evvelinde kelle lemme yakdı ma emara, gerçekten bu insan Allah'ın emrettiği şeyleri henüz yerine getiremedi buyurulmuştu. Yani insan Allah'a karşı görevini bile tam yerine getirmiyor. Bu yakınlarına karşı da görevini, sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirdiği söylenemez. Böyle olunca diğer alemde insanın kardeşi, anası, babası ve hanımı veya kocası, evladı, bütün bunlar haklarını talep edecekler. Neden bizimle ilgili görevlerini yerine getirmedin? Bunu soracaklar. Ondan dolayı insan yakınlarıyla beraber olmak istemeyecek, onlardan kaçmak isteyecek. Vucuhun yevme izin müsfira, o gün bazı yüzler parlaktır, aydınlıktır. Dahikatun müstebşira, ve güler. O gün bazı yüzler gülmekte ve sevinç içindedir. Bunlar amel defterini sağ tarafından alacak olanlar ve ehli cennet olanlar. Artık bunlar kurtulmuştur. Amel defterini açıp baktığında kurtulduğunu görecek, sevinçle başkalarına da göstermek isteyecektir. Ve vucuhun yevme izin aleyha gabara, ama bir kısım yüzler de vardır ki bunlar tozludur. Bu yüzlerin üzeri tozla dolu ve karar ve terhaguha gatara, ve bir karanlık onları bürümüş. Yani insan çok üzücü bir olayla karşılaştığında birden yüzü kararır. Yüz hatlarından bunu okumak mümkündür. Diğer alemde cehennemin ehli olduğunu öğrenmek, cehennem azabına gönderileceğini anlamak elbette en büyük bir hüsrandır ve bu insanların simasına da yansıyacaktır. Nasıl ki dünyada da simalardan az çok ayırt edebiliyoruz. Sevinçli insanla problem olan insanı yüz hatlarından, beden dilinden ayırt edebiliyoruz. Diğer alemde bu en net çizgilerle gayet net bir şekilde belli olacak ve kim cennete doğru gidiyor, kim cehenneme doğru gönderiliyor, bunlar görülecek. Ulaike humul keferatul fecera, işte bunlar keferayı feceradır. Yani bunlar küfür içinde olan ve fücur içerisinde Allah'ın emrinden çıkmış olan kimselerdir. Cenab-ı Hak böylesi olmaktan bizleri muhafaza eylesin ve diğer alemde yüzümüz güleç, sevinçli bir vaziyette cennete doğru giden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.